Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün arpa ve buğdaylarımıza gübre uygulaması yapıyoruz. Hava biraz rüzgarlı, kusura bakmayın sesim kötü geliyorsa eğer. Şu an ufak bir parçadayız. Bir tane deneme yaptık şurada, bir dönüm kadar bir yer. Babam burayı gübre atıyor, şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Tarım 92 cinsini merak edenler varsa. Şöyle geçeyim. Şimdi babam diğer tarlaya gidiyor. Burası halloldu. Dediğim gibi uyguladığımız gübrenin ismi sülfat. Ya bilmeyen kişi çok almaz sülfatı. Çoğunlukla üre alırlar. Şimdi başka bir yere geldik. Buraya gübre atıyoruz. Söylemediğim birkaç şey varmış. Onları unuttum. Onları tekrarlayacağım. Sülfat attığımızı söylemiştim. 22-23 kilo atıyoruz ama şu an makine yaklaşık olarak, tam hani bilmiyoruz ama hesaplamamıza göre 24-25 kilo atıyor. Yeterli. Çok fazlası da zarar, azı da zarar. Vites sürdüğümüz vitesleri söyleyeyim. Takviye 4-15.000 devir ile sürüyoruz arkadaşlar. Seriyle neden sürmüyoruz? Bazıları seriyle atıyor çünkü gübreyi. Seriyle gittiğiniz zaman gübrenin ayarı tutmuyor. Fazla atıyor, az atıyor. Ayrıca da kuyruk mini ile çalıştığı için kuyruk mini tekerlere bağlı değil, devir gücüne bağlı. O yüzden 15.000 devir dedim. Şu an traktör bu tarafa doğru geliyor. Size çekeyim. Dediğim gibi takviye 4, 4. vites, 15.000 devir, gaz ile sabit çalışıyor şu an. 23-24 kilo, 25 kilo atıyor. Biz 22-23 hesaplamıştık ama şu an o derecelerde atıyor. Kullandığımız makine Anıl Yatağanlı'nın gübre serpme makinesi. Yaklaşık o da 300 kilo, 300 kilo falan alıyor. 300-350 kilo alıyor. Ama büyük tarlalara falan gittiğiniz zaman üstüne bir iki torba attığınız zaman, yani biraz tarlayı dönüp tekrar torbaları açıyoruz, devam ediyoruz. Burası da gene arpa tarlası. Tarım 92. Şöyle de göstereyim arpalarımızı. Herhangi bir sararma, çürüme, hastalığımız falan şu an yok. Bazı tarlalarda hardal çıkmaya başlamış ama tarlalarda şu an yapan ot çıkışlarım yok. Şöyle baktığım zaman, ama yani bir iki haftaya atılsa iyi olur. Bakın yavaş yavaş çıkmaya başlamış yabancı otlar. Burada bakın madımak dediğimiz ot, bunu çoğu kişi bilmiyor ama İç Anadolu'da bilenler vardır. Madımak dediğimiz ot, madımaklar çıkmaya başlamış. Yabani otlar çıkmaya başlamış. Artık yavaştan şöyle göstereyim, bakın. Sanırım biraz nohuta benziyor. Çünkü nohuta benziyor dememin sebebi şu yüzden. Burası nohut tarlasıydı. Bozup, yani biçip, biçtikten sonra sürüp tekrar buğday ekildi. O yüzden dolayı nohut olabilir dedim. Yani dediğim gibi şu an acil bir ilaçlama ihtiyacımız yok. Ama şu an 7 Nisan. Sanırım bayram kaçında oluyor? Bayram salı günü falan. Arkadaşlar, dediğim gibi bayramda veyahut bayramdan sonra artık yavaştan gördüğünüz yabani otlar. Bakın şunlar. Başka bakın şunlar. Şunlar büyümeden artık yavaştan ilaçları atması lazım. Biraz bekleriz. Dediğim gibi bayramda da ilaçlamaya başlarız. Çünkü bu otlar ne kadar
erken tedavi yaparsanız, yani ne kadar erken müdahale ederseniz o kadar kolay oluyor bunları tarlada tutmamak için. Şimdi aşağıdaki tarlalara geldik. Burası 22 dönüm, 3 dönüm. Şöyle göstereyim. Şurası da devamı. Aradan yol geçiyor sadece. Ya hava aşırı rüzgarlı. Umarım sesim güzel geliyordur. Aynı ayakta sürmeye devam ediyoruz. Bahsetmem gereken size gübre atan ilaç gübre kutularını böyle doğaya bırakmaları, yani herkesin, yani çalışan insanların bir dükkanı olur, kapalı bir yeri olur. Bizim de dükkanımız doğa arkadaşlar. O yüzden dolayı lütfen çöplerinizi, kullandığınız ilaç kutularınızı, gübre kutularınızı götürüp şeyin içine koyarız. Gübre torbalarını, bu çöpleri biriktirdiğimiz torbaların içine atarız. Yani dediğim gibi lütfen kullandığınız ilaç kutularını, gübre torbalarını doğaya bırakmayın. Yani hem pis bir görüntü oluşuyor, hem de burası bizim dükkanımız arkadaşlar. İnsan dükkanını kirli tutar mı hiç? Dolayı hiç gerek yok. Yeniden merhaba arkadaşlar. Şimdi köyün başka bir tarafına geldik. Böyle taraflarda attığımız gübre kapma için de o kubaylar için atıyoruz. Bu kadar rüzgarlı. Şöyle göstereyim. Burası 13 dönüm bir yer arkadaşlar. Şuradan başlıyor. Şöyle şurada tanıyorum. Yani. Geliyor. Bu şekilde. Buranın cinsi de Ukrayna buğdayı. O desenin bir çeşidi. O desenin bir sürü çeşidi var. Şu an hatırlayamadı bektiğim buğdayın cinsini. Ama dediğim gibi Ukrayna buğdayı olan o desen. Odessa, Odeska. Ne dersiniz? Tarla bitmiş oluyor. Burada taş bulduk. Yani, taşları da alın. Veyahut tarlanıza giren biçere zarar vermesin arkadaşlar. Yakınına girmeyin. Çok sert değiyor. Ben kamera var diye sesimi çıkartmadım ama. Yani buğdayın durumu bu şekilde. Buğdaylar güzel. Yani çıkışı güzel. Umarım sonu da güzel olur, bereketli olur. Tüm çiftçilerimiz için diye. Çünkü Burak, bilmem sana malum.